Adına aşk mektupları yazılan, var olmayan bir kadın. Gülümsediği sürece var olan bir kadın. Buzun 2 santim altında gülünç bir var olma biçimi. Hepsi bu mu? Hayır, hepsi bu değil. Al 1008 yaşında ve kelimenin tam anlamıyla kadınlarla çevrili. Kadınların adları Cıvıltı, Eli Maşalı ve Erikçik. Erikçik tek başına Albin'i sarmalayabilir. Aşık olmuş tek bir kadın göğü ve yeri tek başına doldurabilir. Tıpkı Erikçik gibi. Bu 8 yaşındaki aşık gibi. Erikçik'i şimdilik bırakalım. Okulda Albin'in yanında oturuyor. Ve kesinlikle Albin'in yanında oturuyor. Cıvıltı ve Eli Maşalı'ya, 2 küçük yaramaza, 2 cadıya çevirelim gözlerimizi. Albin 3 yaşındayken evin tek çocuğu, mutlak efendisiydi. Egemenliği 3 yıl boyunca dünya kadar uçsuz bucaksızdı. 3 yıl boyunca annenin güneşinin çevresinde döndü. Annenin tüm dişiliğiyle kuşattığı Albin'i sevdiğini ve terslediğini eklemek gerek. Şu günlerde anne yolculukta. Ne nerede olduğu belli, ne de ne zaman geleceği. Baba da bunu bilmiyor. Komşulara karısının çok hasta olan anne babasını ziyarete gittiğini söylüyor. Eşinin her ortadan kayboluşunda aynı açıklamayı yaptığı için komşular onunla artık dalga geçiyorlar. Albin'in annesi pek şanssız. Ailesi mutlaka bir salgın hastalığa tutulmuştur. Ama babanın önünde ne tek bir söz söylüyor, ne bir imada bulunuyor, ne de gülümsüyorlar. Bu adama insanın kafasından geçenleri söylemesi çok tehlikeli. Havaların nasıl gittiğine ilişkin bir konuşma bile birdenbire değişmesine neden olabiliyor. Albin'in babası fırtınadır, annesi ise gökkuşağı, biraz Cıvıltı, Eli Maşalı gibi. Albin'in egemenliğine ilk son veren Cıvıltı'ydı. Kısacık, 3 yıllık mutlak bir egemenlikti onunkisi. Cıvıltı, kız kardeşi, konuşmaya başladıktan sonra Albin tarafından ona verilen addır. Cıvıltı bugün 5 yaşında ve yine öyle cıvıl cıvıl konuşuyor. Cıvıltı'nın acelesi yok. Sözcükleri uzun bir süre ağzının içinde saklıyor. Çıkarmadan önce onları tükürüğüyle ıslatıyor. Konuşmasında bebeklerin gürültüsü var ve herkes bunu sevimli buluyor Albin dışında. Albin hep gerçeği söylüyor. Salya akıtıyorsun Cıvıltı. Salya akıtmaktan başka bir şey yapmıyorsun. Cıvıltı'dan 1 yıl sonra Eli Maşalı eve ayak basıyor. Eli Maşalı bir kız, bir tane daha. Albin'in olmasını hiç dilemediği bir kız kardeş daha. Hiç olmazsa 3. çocuk bari erkek olsaydı. Eli Maşalı bugün 4 yaşında, küçük bir kız. 4 yaşındaki küçük kızlar hakkında kurulan hayaller çoğunlukla tahminlere dayanır. Konuşma fırsatı verilirse Eli Maşalı'nın bebekleri size anlatabilirdi. Eli Maşalı'nın en sevdiği oyun makasla onların karınlarını yarmak, kafalarına koca koca yumruklar atmak, kulaklarına bu sabah nasılsın tatlım diye bağırmaktı. Eli Maşalı aynı oyunu erkek kardeşiyle de oynuyordu. Bu arada makas yetişmesin diye de etajerin üzerine konuyordu. Polisiye filmlerde çoğunlukla bir olayı araştıran 2 görevli memur görürüz. Biri tatlıdır, öteki ise biraz sert. Yumuşaklığı ve sertliği temsil ederler. Birinin tatlılığını ötekinin sertliği izler. Bunun sonu yoktur. Böylece kurbanlarını canlarından bezdirirler. Cıvıltı çok tatlı, Eli Maşalı ise çok sertti. Bu 5 yıldır devam ediyor. Şimdi Albey'nin gerçekten itiraf edecek şeyleri var. Sensix Gölü'nün buzlu sularında gördüğü genç kadın. Onu dün yeniden gördü. Kendisini bekliyordu. Albin yüzünü buza dayadığında gülümsemekle kalmadı, kahkaha attı. Sessiz bir kahkaha, Albin'i korkutmayan bir gülüş, hiç kimseyi korkutmayacak bir gülüş. Albin'in bir sırrı var, sırlar altına benzer. Altının güzelliği parlamasındadır. Parladığı içindir ki onu yer altında tutmamak, gün yüzüne çıkarmak gerekir. Bir sır altın gibidir. Bilen tek kişi olduğu sürece sır önemsizdir. Sır olabilmesi için onu söylemek gerekir. İyi günler Albin. Kompozisyonunu yazmadın mı? Orası güzel bir konu. İyi günler bayan. Yazılacak bir kompozisyonum olduğunu nereden biliyorsunuz?
Benim gibiler çok şey bilir Albin. Aslında bilmek doğru sözcük değil. İstersen tahmin ederler diyelim. Her şeyi tahmin edebiliriz. Kesinlikle her şeyi. Bana geleceğimi söyleyebilir misiniz bayan? Hayır, bunu söyleyemem. Bana bayan deme. Kendimi yaşlı hissediyorum. Laf açılmışken sence kaç yaşındayım? Bilmiyorum. 19. Bu çok hoş Albin, çok hoş. Her ne kadar senin yaşındayken insanın 18 yaşındakileri bile ne kadar yaşlı bulduğumu hatırlasam da hoş. Adınız bayan, adınız ne? Bana ala karga de, böylesi daha iyi. Al sana karga gibi mi? Hayır, ala karga. Bu sizin gerçek adınız mı? Şimdi evet. Yaşamın öteki tarafında, senin olduğun tarafta başka bir isim taşıyordum. Ama soluk almayı bıraktığım zaman ala karga adını aldım. Bu benim adım, soyadım ve evim. Hepsi birden ala karga işte. Size yakışıyor, böyle düşünüyorum. Hiç kuşku yok ki Albin, muhatabını memnun etmeyi biliyorsun. Muhatap nedir? Öğretmenin size bu sözcüğü öğretmedi mi? Muhatap, konuştuğun kişi demektir. Yaşlı budala komşumuz bütün gün konuşuyor. Ama kendi kendine konuşuyor. O bir deli. Komşunuz sandığınız kadar yalnız değil Albin. Aksine çevresi kalabalık. Anne babasıyla konuşuyor. Bana onların öldüğünü söyleyeceksin. Olsun. Bu neyi değiştirir ki? Konuşulduğu zaman ölüler cevap verir mi? Şu anda ben başka bir şey mi yapıyorum sana? Buzun altında üşümüyor musunuz? Soğuk, yaşamın senin olduğun tarafında Albin. Benimkinde değil. Ne üşüyorum, ne terliyorum, ne de acıkıyorum. Peki oraya nasıl geldiniz? Bilmiyorum Albin. Hiç bilmiyorum. Unuttuğuma göre bunun çok da bir önemli nedeni olmasa gerek. Peki neleri hatırlıyorsunuz? Bütün küçük şeyleri. Bir gelincik, bir ağacın gövdesindeki yosunlar, kalkık burunlu genç bir kadın, belki annem, hanım elinin kokusu, ayrıca bazı şarkı dizeleri, olta iğneleri. Söyle, yoksa titriyor musun? Biraz üşüdüm birdenbire. Gece yaklaşıyor. Haydi evine dön, çabuk. Yarın yeniden gelebilir miyim? Yarın da öbür günler, eğer istersen. Ama yüzmeyi bilmiyorsun sanırım. Hayır, elim aşalı beni iskeleden ittiğinden beri sudan korkuyorum. Bu kötü. Bir, bilemedin 2 ay içinde buzlar eriyecek. Ve sen o zaman bana yürüyerek ulaşamayacaksın. Neyse, bir başka yol buluruz artık. Arkadaşlarımı da getirebilir miyim? Elbette. Ama hayal kırıklığına uğrayabilirsin. Neden? Neden? Göreceksin. Haydi git. Bir dahaki sefere üstüne daha kalın bir şey giy ve beni mutlu et. Şu kompozisyonunu bir an önce yaz. Konu gerçekten ilginç. Öğretmeninizin biraz tuhaf yöntemleri var ama çok iyi biri. Haydi hoşça kal Albin. Hoşça kal. Kime hoşça kal? Hoşça kal Alakarga.